Efendim İbrahim abi. Mirat, karakoldan aradılar şimdi. Mustafa'yı bıçaklayanlar yakalanmış. Teşhis için çağırıyorlar. O kızı. Ece'yi de aramışlar, telefonu kapalıymış. Ya, sana zahmet olmazsa Mustafa'yı sen götürür müsün diyecektim. Tabii götürürüm abi. Ben yalnız marketteyim. Mustafa'yı söyle hazırlansın. 15 dakikaya aşağı insin, tamam? Sağ ol kardeşim. Rica ederim. Laf olmaz. Görüşürüz. Alo Deniz. Nihayet. Mustafa'yı bıçaklayanlar yakalanmış biliyor musun? Nereden biliyorsun? Mirat aradı. Kahvaltını bitir, hemen giyin. Beraber karakola teşhis için gideceksiniz. Mustafa? Geçerken önce Mustafa'yı alacakmış evden. Nasıl oldu da Selma seni yataktan çıkardı? Hı? Sağ olsun. Anne. Selma garip bir şeyler söyledi. Ne gibi? Ha şu ortadan kayboluşunu mu diyorsun? Ortadan mı kayboldu? Sen buna inandın mı? Akrabasının kaza geçirdiğini. Bilmem. Niye yalan söylesin ki? Hastanede sabaha kadar şarj cihazı bulamaması mümkün mü peki? Bir terslik var. Ne demek istiyorsun? Selma garip şeyler söyledi dedim ya. Bebeğini doğurunca gidecekmiş buradan. Olabilir canım. Belki başka bir yere yerleşmek istiyorlar. Öyle değil. Kendisi için söyledi. Emin misin? Evet. Evlendiğine pişman mısın diye sordum. Senin yerinde olmak için her şeyi verirdim dedi. Haftalar önce sana bir şey söyleyecektim. Sonra araya bir şeyler girdi. Söyleyemedim. Anne. Onlar ayrı yatıyorlar. Ta ilk günden beri. Niye böyle bir şey olsun ki? Hem sen nereden biliyorsun? Gördüm çünkü. Odanın kapısı aralıktı. Mirat abi pencerenin önündeki sedirde yatıyor. Selma da yatakta. Bu evden iki kez gidip döndük biliyorsun. Her seferinde Selma'yı bizim odamıza yerleşmiş bulmadık mı? Mirat abiyle Selma nasıl oldu da bir araya geldiler bilmiyorum ama... Ya apayrı insanlar. Aşk falan yok aralarında. Evli gibi bile değiller. Neyse, onların ilişkisi bizi ilgilendirmez. Biz şimdi kendi sorunlarımıza bakalım. Mesela senin şu okul işini. O okula asla dönmem. Belki de Hülya teyzenin teklifini kabul etmeliyim. Peki, eğer başka bir koleje gitmek istiyorsan, ben bunun için 24 saat çalışırım Ece. Gerekirse ek iş yaparım. Seni de oraya gönderirim. Anne yapma. Hadi bunları sonra konuşuruz. Sen kahvaltını et. Birazdan Mirat gelir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.